Hücresel solunumu kabaca 3 bölüme ayırıp inceleyebileceğimizi öğrenmiştik arkadaşlar. Bu fazlardan ilki glikolis yani glikozun parçalanması. Bu parçalanma oksijen olsa da olmasa da gerçekleşebilir. Eğer oksijenimiz yoksa fermentasyon gerçekleşir ama bundan daha sonra bahsedeceğiz. İnsanlardaki fermentasyon sonucunda laktik asit, Diğer organizmalarda ise alkol veya etanol açığa çıkar. Eğer oksijenimiz varsa ki çoğunlukla olduğunu varsayacağız, Krebs döngüsüne doğru geçiyoruz. Buna bazen de sitrik asit döngüsü de denmesinin nedeni sitrik asit ile ilgili olması. Bu portakal suyu ve limonlarda olan asit. Evet, buradan elektron taşıma zincirine yöneliyoruz. Hücresel solunumla ilgili ilk videoda gördüğümüz üzere yüklü miktarda ATP'nin üretildiği yer burası. Ama önceki evrelerde ortaya çıkan maddeler kullanılır. Bu videoda daha çok glikolize ağırlık vermek istiyorum. Sadece glikolize. Branşlara takılınca bu bazen oldukça zorlayıcı bir iş haline dönüşebiliyor. Diğer kısımları ve gerçek işleyişini birazdan göstereceğim. Bazen bu öğrencilere epey karışık gelebiliyor. Şimdilik olabildiğince sadeleştirelim ki akılda kalması kolay olsun, değil mi arkadaşlar? Evet. Ee, şimdi böyle yaparsak o zaman glikoliz yapısını kavrayabilir ve anlamlandırabiliriz. Glikoliz yani hücresel solunum glikoz ile başlıyor. Glikozun formülünü zaten biliyoruz. Neydi? C6H12O6 buraya tüm yapısını da çizebilirim ama bu çok zaman alır. O yüzden biz karbon yapısına odaklanacağız. Bunu aslında bir halka şeklinde de gösterebiliriz. Şimdilik sıra halinde 6 karbon olarak çizeceğim. Bilmemiz gereken önemli 2 glikoliz evresi bulunuyor arkadaşlar. İlkine ben yatırım evresi diyorum. Yatırım evresi. Yatırım evresi için esasında 2 ATP kullanılıyor. Hücresel solunumun tüm amacının ATP üretmek olduğunu biliyoruz. Fakat bu işleme başlayabilmek için de 2 ATP'ye ihtiyacımız var. Burada 2 ATP'yi kullanarak glikozu 2 adet 3 karbonlu gruba çeviriyorum ve her iki grupta içlerinde birer fosfat bulunduruyor. Fosfat grupları ATP'lerden geliyor. ATP'lerin de içlerindeki fosfat gruplarının birçok ismi bulunmasına karşın genelde bunlara fosfogliser aldehit denilir. Fosfogliser aldehit. Burada tüm imla maharetimi ortaya koymaya çalışıyorum gördüğünüz gibi sizler için arkadaşlar. Evet bunu aklınızda tutun lütfen. Bilmeniz gereken ilk evrede 2 ATP kullanıldığı. İş dünyasından bir benzetme yapacak olursak, bu evreye ne demiştik? Yatırım evresi, yatırım evresiyle işe başlıyoruz. Sonra bu iki P-gal molekülü geri ödeme evresine geçiyor. Bu iki P-gal molekülü piruvata dönüşüyor, piruvata. Piruvat da bir 3 karbonlu fakat onun dizilimi başka. Ama... Piruvat'a dönüşüm. Piruvat'ı maviyle yazayım çünkü bilinmesinde fayda olan bir kelime. Piruvat diğer adıyla piruvik asit. Birazdan size yapısını da göstereceğim. Glikoliz'de ortaya çıkan nihai üründür. Yatırım evresinde glikoz ile başlıyoruz demiştik. Ve sonuçta elde ettiğimiz e, gliser aldehit trifosfat glikozunu parçalayarak her iki ucuna da birer fosfat koyuyoruz. Bu ikisi birbirlerinden bağımsız olarak geri ödeme evresine giriyorlar. Böylece başlangıçtaki her glikoz molekülünüz için 2 adet piruvat molekülü elde etmiş oluyoruz. Şimdi bana e geri ödeme safhası diyorsun ama geri ödenen bir şey yok ortada. Ne geri ödeniyor ki diye soruyor olabilirsiniz. Burada e, şimdi buraya yazalım, geri ödeme yazayım. Evet burası bizim geri ödeme safhamız. Bu arada beyaz arka plan için üzgünüm arkadaşlar. Beyaz olmasının sebebi e, bu mekanizmayı e, internetten aldık bu şekilde. Onun da arka planı beyazdı ne yazık ki. İşte böylece or oradan alınca ben de aynı şekilde devam ettim. Aslında siyah arka planın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Neyse. Gelelim biz konumuza dönelim. Gliser aldeit 3 fosfattan piruvat veya piruvik asite geçerken iki şey elde ediyoruz. Aslında 3 de diyebiliriz. Bu pegalardan piruvata geçerken ikişer ATP elde ediyoruz. Bir de buraya yazayım. Ayrıca ortaya birer de NADH e, NADH çıkıyor. NADH. Bunu da daha koyu bir renkle yazıyorum. Tabii ki bir boşlukta bu molekülü ortaya çıkarmıyorlar. Aslında yaptıkları ham bir NAD pozitif ile başlayıp hidrojen ekleyerek indirgemek. Birkaç video öncesinden de hatırlayacağınız gibi hidrojen elde etmek için indirgemeyi, e, indirgenmeyi yani konuşmuştuk, öngörmüştük, size göstermiştik. Özetle NAD, NADH'a indirgeniyor diyebiliriz. Daha sonra bu NADH'lar ATP ortaya çıkarmak için elektron taşıma zincirinde kullanılıyorlar. Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz glikoliz reaksiyonunu yeniden yazacak olursam, glikoz ile başlıyoruz. Biraz da NAD pozitife ihtiyacımız var. Aslında her glikoz molekülü için iki adet NAD pozitif molekülü gerekiyor. Evet, iki tane ATP'ye de ihtiyacımız olacak. Başlangıçta ihtiyacımız olan tüm içeriği buraya yazıyorum. Devam edelim. Ayrıca ATP'ye dönüştürmeden önce buradakileri ADP'ler ee, olarak yazmamız gerekiyor. Evet ATP'ye dönüştürmeden önce burada ADP olacak. Onun için 4 ADP yazıyorum. Glikoliz gerçekleştikten sonra ise 4 ADP ve 2 fosfat grubu belki de 4 fosfat grubuna ihtiyacımız olacak. A ADP yerine APD yazmışım. Hemen onu düzelteyim bir dakika. Evet. Böyle yanlışlar bizde yapıyoruz bazen. Bazen böyle yazıldığını da görürsünüz aslında ama ben sadece P yazacağım. Glikoliz gerçekleştiği zaman ortaya 2 piruvat, 2 NADH çıkacak. Hidrojen kazanarak NAD indirgendi. İndirgenme yani bir elektron kazanma. Biyolojik anlamında düşünecek olursak hidrojen elektronegatif değil. Onun için elektron çalıyorsunuz. Yani yatırım evresinde 2 NADH ve ek olarak buradaki 2 ATP kullanılıyor. Onun için ayrı ayrı yazdım. Buradaki 2 kullanılıyor. Böylece 2 ADP ile kalıyorsunuz. Buradakiler de ATP'ye dönüşüyor. Yani artı 4 ATP. Sanırım 4 tane ihtiyacımız yokmuş. Bir dakika. Evet. Bizim net olarak söylüyorum 2 fosfat grubuna ihtiyacımız varmış. Buradaki 2 tanesi buraya atıldığı için ve ikisi de şuraya atıldığı için toplamda 2 taneye daha ihtiyaç var. Ama genel resme bakacak olursak glikoz ile başlıyor ve 2 piruvat ile bitiriyoruz. 2 ATP kullanılıyor ve 4 ATP elde ediyorsunuz. Sonuç olarak net 2 ATP ortaya çıkıyor. Biraz büyükçe yazayım. Özet olarak glikolizden net 2 ATP, 2 NADH ki daha sonra her biri elektron taşıma zincirinde kullanılacak, 3 ATP oluşturacaklar ve 2 piruvat ki bunlar da daha sonra asetil koA ya dönüştürülecek ve Krebs döngüsü için ham madde olarak kullanılacak. Ama bunlar glikoliz sonucu ortaya çıkanlar. Şimdi tüm resme hakim olduğumuza göre gerçekleşen işleyişe bakabiliriz. Çünkü böyle gördüğünüz zaman biraz daha göz korkutucu durabilir ama şimdiye kadar anlattıklarımla aynı temaları bulacağız. Buradaki glikoz ile başlıyoruz. Altılı bir bağ var, dairesel bir halka şeklinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Çok basit görünmesi için böyle de yazabilirim. Birkaç aşamadan geçiyor. Buradan bir ATP kullanıyorum. Evet bunu renklendireyim. ATP'yi hep turuncu ile gösterdim. Bir ATP şurada kullanıyorum. Bir ATP şurada kullanıyorum. İsimleri azıcık farklı. Buradakinin ismi fosfogliseraldehit. Bu da gliseraldehit trifosfat. Molekül yapıları tamamen aynı ama Görebileceğiniz gibi daha önce kabaca çizdiğim 1, 2, 3 karbonumuz var. Ayrıca da bir fosfat grubu var üzerinde. Fosfat grubu aslında oksijene bağlı. Ama daha açık gözükmesi için fosfat grubunu böyle çizdim. Burada göstermiştim. Evet, fosfogliser aldehit. Burada. Bu asıl yapısı burada yukarıdaki. İnsan bazen yapıların kendilerine taktığında ayrıntılarda kaybolup asıl resmi e, kaçırabiliyor, gözden kaybedebiliyor. Burada bunlardan iki tane var. İkisini karşılaştırabilirsiniz. Biri diğerinin izomeri. Asıl önemli olan iki bileşik şimdi burada üç karbonlu bileşik halinde. Glikoz bölündü. Şimdi biz de geri ödeme evresine girmeye artık hazırız. Buradaki bileşiklerden iki tane olduğunu hatırlayacaksınız. İşte bu yüzden bu şemayı çizerlerken buraya çarpı 2 yazmışlar. Çünkü glikoz bu iki moleküle bölünüyor. Her iki molekülde işte buradakini yapacak. Her e, gliseraldeit trifosfat veya pegal veya fosfogliseraldeit içinde şemaya bakıp işte burada daha sonra ATP'ye dönüşecek bir ADP oluşacak diyebiliriz. Kısaca artı 1 ATP ve yine bu sefer de piruvata giderken aynı şekilde burada da artı 1 ATP var diyebiliyoruz. Yani geri ödeme evresinde her e, pegal veya e, fosfogliser aldehit oluşumunda iki tane de ATP olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada da iki tane vardı. Böylece geri ödeme evresinde bir glikozdan toplam olarak 4 tane ATP elde edeceğiz. Özetle geri ödeme evresinde 4 ATP yatırım evresinde ise 1, 2 ATP kullandık. Bir glikoz sonunda direkt olarak 2 ATP ortaya çıktı. Toplamda ise 4 ATP üretildi. NAD ile NADHları da burada görebiliyoruz. Her bir fosfogliseraldeit veya gliseraldeit trifosfat veya Pegal, ne isterseniz deyin ne demek isterseniz? Onun her biri içinde NAD pozitifi NAD indirgenmiş e, oluyoruz. Tam burada gördüğünüz gibi işte. Buradaki her bileşik için bu tek sefer oluyor. Ama glikoz ikiye bölünüp bu bileşiklerden iki tane oluşturduğu için haliyle burada iki tane bileşik var. Onun için iki tane NADH ortaya çıkmış olacak. Bunlar da daha sonra ATP ortaya çıkaracak olan elektron taşıma zincirinde kullanılacak ve her biri 3 adet ATP ortaya çıkaracak. Son olarak her şey bittikten sonra biz piruvatları ile baş başa kalmış oluyoruz. Burada büyük olarak çizdikleri iyi olmuş. Neye benzediklerini böylece daha iyi görebiliyoruz. Söz verdiğim gibi oksijen bağlarına ve diğer niteliklere de niteliklerine de baka, bakabiliriz şimdi. Temelde 3 karbonlu bir altyapısı var. 3 karbonlu bir omurga Glikozun yarıya böldüğü karbon yükseltgeniyor ve hidrojenleri ondan ayrışıyor. Burada 4 tane hidrojen var. Halbuki başladığımızda glikozda 12 tane hidrojen vardı. Şimdi karbon oksijenle daha sağlam bir bağ kuruyor. Yani temelde oksijen tarafından elektronları çalınıyor veya işgal ediliyor. Böylece karbon yükseltgenmiş oluyor. Biraz daha yükseltgenme gerekecek. Bu süreçte de biz 2 net ATP ile daha sonra ATP'ler için kullanılacak 2 NADH daha elde edeceğiz. Umarım bu anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur.